kapıya kadar geçirmene gerek yoktu anne ya. Sefere çıkmıyorum. Günübirlik gezi işte. Ama artık bu meselenin günübirlik olmaktan çıkması lazım. Nasılsınız efendim? İyiyim, iyiyim evladım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Hadi yola çıkalım artık. Hadi, evet. Boracığım, akşam yemeği bekliyoruz yalnız, oldu mu? Çok incesiniz ama ben... Ama yani böyle kurye gibi Sibel'i kapıdan al, kapıya bırak. Olmuyor değil mi? Anne! Artık bizim seni bir buyur etme zamanımız geldi de geçiyor bile. Kübra çok müsait değilim şu anda. Bir saniyeni isteyeceğim. Hadi anne biz gidelim artık. Tamam tamam. Bak oğlumu mutlaka bekliyorum, oldu mu? Ay en sevdiğin yemek ne? Söyle oğlum ben onu da pişireyim. Bir saniye. Sersen balıkçıdan taze istekoz bakayım Neriman abla. Kübracığım ben seni birazdan arayayım mı? Çok müsait değilim şu anda. Tamam konuşuruz. Hadi biz de yola çıkalım artık. Tamam. Mahalleli de kendine başka eğlence bulsun. Bizim acelemiz var da. Bekliyorum, mutlaka bekliyorum akşam. Vay. Bakıyorum ev işlerini de el atmışsın. Ne yapayım? Hakkınız ödenmez. Allah seni alan yaşadı. Ne sandın? Mutfakta aşçı, haremde cariye, salonda da son üticiyim. O zaman şu mutfaktaki aşçıyı görelim bakalım. Bize bir çiğ börek yapsın. Of çiğ börek. Annem ne güzel yapardın değil mi? Evet. Yapabilir misin? Ay ayıp ayıp. Eviniz kız kaynıyor. Her çeşidinden maşallah Yiğit Efendi değil mi? Gül olsun, Kübra olsun. Yine benden medet umuyorsunuz. Hadi canım sen ütüyü ara ver, çiğ böreği yap sonra devam edersin. Oldu canım. Başka emrin? Ay şuna bak ya. Var mı o? Var. Hepsi var. Yoğurt? Var. Ben de istersen göster ona. İyi tamam. Hadi. Al çiğ. Yürü. Aa. Neriman abla. Ne bu süs? Ay yok canım. Ne süsü? Öyle iki maşa attım saçıma. Bora gelecek de. Hep birlikte bir akşam yemeği yiyelim diyoruz. Ailecek. Aa, akşam mı kaldı kız? Sahura mı geliyor Bora? Ya evet, biraz geç oldu tabii ama... biliyorsun Bora Avrupa'yı çocuk. Onlar geçiyorlar yemeklerini, ne yapacaksın? Geç deyince... senin de bu saate kadar o evde olman doğru mu der ya? Yani sonuçta genç kızsın. Bekar adamlarla bu kadar dolaşma. Adın çıkar. Aa Allah korusun çıkmaz. Sibel'in adı çıkmadıysa benim adım da çıkmaz. Sonuçta o da Bora ile dolaşacak. Bak geldin iyi insan lafın üstüne gelir. Ay, hoş geldiniz. Ali içeri gir. Aa Neriman ablacığım senin damat selamsız bandodan çıktı. Sibel nereye gidiyor Bora? Ha ekmek falan almaya gittiyse söyle ben hepsini aldım. Beyaz ekmek aldım, tam tahıllı aldım, francalı aldım. Çağır gelsin. Anne gir içeri Allah seviyorsan gir. Ama gir. Tamam. Bitmez bu ekmek davası. Ay sinirlenme sen de. Yani Beşik'teki hesap her zaman çarşıya uymuyor biliyorsun. Çok komiksin Derya'cığım ama gerçekten şu an stand-up gösterisi çekecek keyfim yok. İyi geceler. Ay bu ne gerginlik ya. Sibel, Bora niye gelmedi kızım? Acil işi çıktı anneciğim. Ama o kadar hazırlık yaptım. Anne, Bora sana kesin geleceğim dedi mi? Sen oldu bittiye getirip çocuğu mecbur etmeye çalıştın. Ne yapayım? Baktım senin becerip de bu işi bir hal yoluna sokacağın yok. Bari ben çocuğu çağırayım, şöyle ailecek bir akşam yemeği yiyelim. O da işin ciddiyetine aysın artık istedim. Şuna bak, ne pahalısından almışsın. Kızım, ne olacak bu işin sonu? Ha? Bak çocuk her gün kapıda. Ailesi ne zaman çalacak kapımızı? Ay ne zaman isteyecekler seni Sibel? Anne sen rüya görüyorsun.
Çocuk geçen gittiğimiz yerde babasını gördü diye kaçırır gibi çıkardı beni mekandan. Babasıyla tanışmayayım diye. Ne istemesi, ne evlenmesi Allah aşkına ya. Bana bak. Söyle ona. Niyeti ciddi değilse semtimize bile uğramasın. Ben öyle elin zengin çocukları gezip tozup da kapıya bıraksın diye yetiştirmedim kızımı. Fakirler ciddi düşünüyordu. Onu da sen istemedin. Sen zorlamadın mı beni Emir'den ayrılıp Bora'yla görüşmeye? Sonuç ortada. Bana bak. Ben dünyayı başına yıkarım onun. Anladın mı? Başına yıkarım. Öyle her kuşun eti yenmez efendim. Benim kızım başka kızlara benzemez. O kadar. Tamam anne lütfen. Lütfen karışma bundan sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.